AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. AK Parti söz verdiği gibi Afşin'imize ve Elbistan'ımıza doğalgaz geldi. Her zaman ne diyoruz? Yaparsa AK Parti yapar. Mahir Ünal, Afşin ve Elbistan ilçelerinde doğal gaz kullanımına geçilmesiyle birlikte önemli bir hizmeti daha bölgeye getirdiklerini söyledi. Evlerde de kullanıma başladı doğal gaz. Şimdi bunu tabii hızla yaygınlaştıracağız. Doğal gaz yaygınlaşırken bir yere doğal gaz geldiğinde orada biraz meşakkat olur. O yüzden vatandaşlarımızdan biraz bu konuda hoşgörü istiyoruz. Çünkü külfetsiz nimet olmuyor. Yani sokaklarımız kazılacak, yollarımız kazılacak, doğalgaz hatları geçecek. Şimdi biraz sıkıntı olacak ama Elbistan'ımızın, Afşin'imizin doğalgaza kavuşması özellikle annelerimizi, kadınlarımızı çok ciddi anlamda rahatlatacak. Çevre temizliği açısından çevreci bir enerji olduğu için çok önemli. Hava kirliliğinden kurtulacağız. 8 Kasım 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kahramanmaraş'ta tarım çalıştayına katılacağını belirten Ünal, Kahramanmaraş merkez ve ilçeleriyle ilgili hizmet planlarının aksatılmadığını ifade etti. Şimdi inşallah yeni dönemde hem Afşin'le ilgili hem Elbistan'la ilgili yeni projelerimiz var. Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayan Cerit, Pazarcık, Andırın, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, ondan sonra 12 Şubat, yani Kahramanmaraş'ımızın bütünüyle ilgili inşallah yeni dönemde çalışmalarımız var. 8 Kasım günü Tarım Bakanımızla beraber Kahramanmaraş'ımıza geliyoruz. Buradan onu da duyurayım. Hem bir tarım çalıştayı yapacağız bakanımızla beraber, hem Kahramanmaraş'taki barajlar, Karakuz Barajı, Adatepe'nin ikinci kanal fazı, bu konuları konuşacağız. Aksu Deresi'ni konuşacağız. Diğer yatırımları konuşacağız Tarım Bakanımızla. Ondan sonraki süreçte inşallah çalıştaylarımıza devam edeceğiz. Şu anda Kahramanmaraş'ımızla ilgili milletvekillerimizle beraber planlamalarımızı ve çalışmalarımızı bir hakkın sürdürüyoruz. Kahramanmaraş Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği galibiyeti kutlayan Ünal, stadyum projesiyle ilgili de merak edilen konulara açıklık getirdi. Yani Türkiye Kupası'nda Kahramanmaraş önemli bir engeli aştı. Ben buradan Kahramanmaraş Spor'u tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Kahramanmaraş Spor Türkiye Kupası'nda sürpriz yapacak diye düşünüyorum. Yani çeyrek final, yarı final, finale kadar inşallah yolu var. Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız 2019 yılı için devam eden %60, %70 oranında tamamlanmış projelerin devam edeceğini, sıfırdan başlayan projelerin de 2019 yılı içerisinde yapılmayacağını duyurdu. Şimdi ben Kahramanmaraş'a karşı her zaman çok açık oldum. Yani her zaman yapabileceğimiz şeyleri söyledik, yapamayacaklarımızı söylemedik. Şimdi biz Kahramanmaraş'ımızla ilgili stadyumu planlamasını yaptık. Mehmet Baykan Bey hatırlarsanız spor genel müdürümüz geldi. Stadyumun planını da Kahramanmaraş'ımıza anlattık. Şimdi şu anda belediye ile beraber bir arayış içerisindeyiz. Yani nasıl bir arayış içerisindeyiz? İçerisinde otelin, içerisinde iş merkezinin ve iş yerlerinin olduğu bu stadyumu başka bir yapım modeliyle, yani kamu özel işbirliği ya da yap işlet devret ile yapabilir miyiz? Bunun arayışı içerisindeyiz. O yüzden şu anda başka bir çözüm arayışı içerisindeyiz.